Ben daha az zorluk yaşasaydım daha iyi olur muydu? Tabii ki daha iyi olurdu. Ama bunun sonu yok. Yani ben 30'dan sonra ünlü oldum. Ama yani mesela ben 45'te ünlü olsaydım keşke 30'da olsaydım diyecektim. Ya bunun sonu yok. Hayat yokuş aşağı arkadaşlar. Yani mutsuzluk bahanesi arıyorsanız bunun hiçbir zaman sonu yok ve zaten dünya sanat tarihini okuduğunuzda zaten yetenekli adamların çoğu erken olamıyorlar. Çok nadir hem çok yetenekli hem iyi fırsat elde eden ve bunu değerlendiren 3-5 isim var. Yani Messi öyle biri mesela bence. Ama işte Picasso öyle biri. Ama mesela Picasso kadar büyük bir ressam Van Gogh öyle biri değil. Hayatı boyunca hiç kimsenin ona iyi bir ressam dediğini duymadan öldü. Yani çok daha dramatik hikayeler de var. Yani dünya adil bir yer değil. Yani hayatınızın bir yerinde bile adil bir şekilde karşını aldıysanız emeğinizin mutlu olmalısınız gibi bir düsturum var. Şimdi babam görmedi diye çok kafaya takıyordum ama annem de görmeyebilirdi. Ve annem gördüğü için çok mutluyum. Hani annem görmese delirirdim. Çünkü o daha çok çekti. Çünkü Anadolu insanıyım ben de. Meslek olarak yeni amaçlarım var, heyecan verici. Bugün kaç kişi var? 700 Ha ne kişi kadar? 700 falan kişilik bir arkadaş grubu olmuş olduk. var. Ben normalde çok daha kalabalıklar oynuyorum ayıptır söylemesi. Ama bugün yine de çok seçkin bir kalabalıktayız. En azından sermaye grubu olarak. Yani toplam epey bir para yapıyor. Para var. Parayı anlatan var Özgür abi. Parayı harcayan var benim. Parayı yiyen var Pınar Hanım. Her şey mevcut. Evet. Sizdeyiz Sayın Sabancı. Gerçek soyadın ne Pınar'cığım? Konca. Konca. Evet. Sabancı iyi. Boş ver Konca'yı. Konca da belli ki önemli bir isim ama fonetiği iyi değil. Konca. Evet. Evet, biz tabii eşimle çok uzun yıllardır beraberiz. Neredeyse ömrümün yarısı da böyle geçti zaten, Bu o arada yüzden. şey zaten fiziksel olarak bence genleri yükseltmiş olabilirsin. Yani bence İlhan abi düşündü dedik ulan bu genleri bir yerde güzelleştirmemiz lazım. Mesela İlhan abinin oğlunu gördüm çok yakışıklı. Ona kadar sülalede yakışıklı yok abi. Böyle bir... Bak çok değerli bir sülalesiniz. Biz de çirkin olduğumuz için rahat konuşuyorum İlhan abi. İlhan abi ortada keli parlayan buraya doğru bakıyorum sürekli de. İlhan abi sen bu musun? O mu? Değil. Orada mısın? Ben bir saatte bu adama açıklama yapıyorum. Sen kimsin birader? Hayır o ivme de hiç bozuntuya vermiyor böyle yapıyor. Diyorum ki yengeye şaka yapıyorum problemi mi? Diyor ki devam et. Meğersem orada adam sinirleniyor mu dur mu diyor ne diyor? İnanılmaz ya. Zorlu'nun sahibiyle dün 3 gün önce karşılaştım. Sohbet ederken şey dedi Zorlu'nun sahibi. Beymen çok pahalı dedi. Dedim acaba şey mi söylüyorsunuz? Şirketin değerini mi söylüyorsunuz? Hani o anlamda 1 milyar dolar eder mi be? Hani o anlamda mı? Hani gömleği demiyorsun herhalde dedim yani. Gömleği diyormuş. Çok enteresan. İnsanı böyle böyle zengin oluyor işte. Çok enteresan.